iki tane deformitemiz var burada aynı anda. Hem çukur hem de çıkık var. Bunun çukur kısmını tedavi edebilmek için vakum kullanacağız. Üst kısmını da tedavi edebilmek için korse tedavisi uygulayacağız. Korsemizi uygularken gördüğümüz kadarıyla deformite bayağı bir yukarıda. O nedenle dolayı askıyı da biraz desteklememiz gerekti. Ama benim şahsi düşüncem, vakum etkisini gösterdikten sonra bu askıya bile ihtiyaç kalmayacak. Sadece bizim için sıkıntı olan şu, burada vakumlu veya diyelim ki korseyi uygularken gereksiz bir basınç yaptığımızda, örneğin bu korseyi çok fazla sıkıştırdığımızda çocuk nefes almakta kesinlikle zorlanabilir. Yani onunla ilgili olarak dikkatli olmamız lazım. Mesela biz bunu, bakın bu cümlem çok önemli, sıkılamamız gerektiği zaman iki taraftan sıkılayacağız. Gevşetmemiz gerektiği zaman iki taraftan gevşeteceğiz. Ama çıkartmamız gerektiği zaman, mesela dedim ki bu korseyi çıkartmamız gerektiği zaman tek taraftan çıkaracaksınız. Buna çok net anlaşıldı değil mi? Buna dikkat ettiğimiz zaman, ondan sonra bir de şiddetini, mesela dedim ki biraz önce hani ben gösterdim ya, çocuğum tişörtünü alabilir miyim? Evet. Şimdi mesela dedim ki ben bunu kendisine gösterdim biraz önce. Bastığımız zaman bunu çok sıkıştırmayacaklar bu şekilde. Çok serbestçe bırakmayacağız. Tamam mı? Çok hafif bir tatlılıkla böyle sanki kuşu tutuyormuş gibi tuttuğumuz zaman bu deformiteyi ne yapacaktır? Hem düzeltecektir. Tamam mı? Ondan sonra düzeltmenin yanında düzeltmeyi bir tarafa bırakın. Çok konforlu bir şekilde iyileşecek. Çocuk nefes almakta zorlanıyorsa, ağrı tarif ediyorsa biz burada bir şey anormal yapıyoruz. İkisi de olmaması gerekiyor. Tamamdır. Tamam mı? Hı hı. Onlara dikkat ettiğimiz zaman ben inanıyorum bunu güzelce yapacağız. Altına sadece pamuklu bir tişört, fanila öyle bir şey giydirirsek cidden direkt kesinlikle bu temas etmesin. Bir zararı var mı? Yok ama bu neticede ne olursa olsun neticede bir dışarıdan kullanılan bir malzeme olduğu için bu temastan dolayı ne yapabilir? Genç adam cildinde kızarıklık falan yapabilir. Tamam mı? Sizin soracağınız herhangi bir soru var mı? Her vakum yaptığımda bunu çıkartıyorum. Her vakum yaptığımızda çıkaracağız. Tamam. Başka. Şimdi bunu çıkarabiliriz. Bir çıkaralım lütfen. Tek tarafı çıkaracaksınız. Evet. O yüzden buradan çıkartalım. Evet, çıkarın. Bir görülmesi yapıyorsunuz. Tamam, çıkarın. Evet. Şimdi diğer tarafı da açıyorum. Evet. Bence açmadan çıkarın yani. Evet. Kafadan geçiriyor evet. Musun? Evet. O zaman önce bir kolumuzu çıkartalım evet. Anneciğim. Tişört gibi. Evet, tişört. Aynen. Evet. Tamam. Çıkar. Evet. Şimdi bunu da çıkartalım. Şimdi tamam. Tekrar takalım hanımefendi. Tamam. Şimdi önce yine kolumuzu geçirelim anne. Evet. Burada. Şimdi ama evet. Yok geçecek. Evet. Tamamdır. Gel bakalım şimdi. Evet. Bence harika. Bakın, hanımefendi birkaç tane şey var. Bu kısım sırtın orta kısmına gelecek. Şu ön tarafta deformitenin tam üstüne denk gelecek. Sıkıştırmadan ve harika. Bu kadar basit. Sıkıştırın şimdi. Aldır. Cildi dokur arasına girmesin. Sıkılığını sen bana söyleyeceksin. Bu iyi mi? Seni sıkıştırdın mı? Yoksa birazcık daha sıkacağım mı? İyi mi? Bak, çok serbest olmayacak. Bence harika. Çok güzel yaptınız. Gerçekten çok güzel yaptınız. Bakın, hanımefendi, şunu unutmayacağız. Bakın, şurayı görüyor musunuz? Bakın, şurası mesela ki tam deformitenin üstüne baskı yapacak. Anladınız mı? Mesela bunu çok sıktığınız zaman çocuk nefes alamaz. Gevşettiğimiz zaman da düşer yani korse. Tamam mı? Tamam. Çıkarabiliriz artık komple. Tamam. Çok geçmiş olsun. Eyvallah.